Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamak istiyorsa nasıl sağlayabilir? Orada kilo kontrolünü sağlayabilir mi Ramazan'da da? Kilo kontrolünü sağlamak Ramazan ayında aslında mümkün, hatta kolay. Çünkü uzun bir süreçlikten bahsediyoruz. Bu uzun süreçlik aslında hem iyi hem kötü etkiye sahip. Şimdi biz kilo vermek için aç kalmayın diyoruz. Evet, gerçekten kilo vermek için aç kalmamak gerekiyor. Bir yanda da gerekiyor açlık. Çünkü o açlığın süresi ve yenilen yiyecekler, aslında o açlıktan önce ve sonra yenilen yiyecekler önemli. Eğer bir kişi kilo vermek istiyorsa belli bir açlık periyoduna vücudun ihtiyacı var. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bazen özellikle çalışan ev hanım, çalışmayan böyle ev hanımları ya da çocuğuyla ilgilenen kişiler ya da sürekli gözünün önünde yiyecek olan kişiler fark etmeden çok atıştırabiliyorlar ve bunun farkında olmayabiliyorlar. Ben zaten günde iki öğün yiyorum diyorlar ama öğün aralarında atıştırdıkları aslında öğünden kat ve kat fazla kaloriye sahip olabiliyor ve daha da kötüsü sürekli insülin dediğimiz hormonu uyarıyorlar. Ve bu yüzden kilo verimini yavaşlatıyorlar ve engelliyorlar. Şimdi açlık güzel bir fırsat Ramazan'da, ama işte açlık sonrası iftarda kontrol sağlamak zor. Eğer kişi iftarda kontrol sağlarsa ve biraz önce aslında konuştuğumuz şeyleri uygularsa Ramazan'da kilo denetimi, kilo kontrolü ve hatta kilo verimi sağlayabilir, mümkündür. Ama burada özellikle hani Ramazan'dan sonraki o sizin en başta bahsettiğiniz bayram süreci de önemli. Çünkü malum şeker bayramı diyoruz biz o bayrama ve çok fazla şeker, pasta, börek, çörek, misafirliğe gittiğimiz yerlerde böyle hani izzet ikramdan eksik olunmuyor. Bunlar çok fazla söz konusu. Orada da kontrol sağlarlarsa, Ramazan ayını ve bayramı güzel bir şekilde atlatırlarsa, kilo vermiş bir şekilde noktalarlar bu süreci. Hocam tabii Ramazan ayını bitirdiğimiz gibi yaza gireceğiz ve herkes kendini plajlara atacak, tatile gidecek. Aslında bahar aylarının gelmesiyle de yaz aylarına hızlı bir geçiş yapmamız sebebiyle de herkes tatilde fit ve zayıf olmak istiyor. Hem kadın hem erkek açısından konuşalım. Şöyle soralım, yaz ayına girerken bugünlerde nasıl zayıflayabiliriz ya da bahar ayları ve yaz ayları zayıflamak açısından avantajlı aylar mıdır? Şimdi aslında kışın vücudumuz biraz daha metabolizmayı yavaşlatabiliyor. Bu biraz genetiğimizde var diyelim. Kışın çünkü soğuk olduğu için bir enerjiyi vücut bünyesine toplamak isteyebiliyor. Hepimiz bunu hissediyoruzdur. 2 kilodan 5-6 kiloya kadar her sene kişiler kilo alabiliyor kış aylarında. Yazın tabii ki biraz daha havaların ısınmasıyla ve biraz daha bizim de dışarıya dönük hale gelmemizle, mesela akşamları özellikle evde oturmayıp belki dışarı çıkıyorsak ya da genel anlamda daha fazla sosyal aktivite içerisindeysek, daha fazla fiziksel olarak da aktif olduğumuz bir zaman yaz ayları ve kilo verimini destekleyici unsurlar tabii ki bunlar. Ancak tek başına yeterli değil. Yani burada kişiler nasıl kilo verebilirler? Kişilerin özellikle kış aylarında akşam evde oturarak yediği, aldığı kalorileri azaltması güzel bir aslında ipucu olabilir. Gün içerisinde öğün atlamamak iyi bir ipucu. Çünkü kahvaltıyı ya da öğle yemeğini atladığımızda akşam bunun biraz acısını çıkartıyoruz. Akşam yemeğinde çok acıktığımız için fazla yiyebiliyoruz. Ya da akşam yemeğinden sonra doymak bilmeyebiliyoruz. Bu da başka bir aslında dikkat edilmesi gereken nokta. Ya da ben gündüz çok sağlıklı besleniyorum. Güzel bir kahvaltı yapıyorum. Güzel bir öğle yemeği yiyorum. Ama ne oluyorsa akşamdan sonra oluyor. Bize en çok gelen hikayelerden biri. Sağlıksız beslenmenizdeki sağlıksız gördüğünüz noktalar neyse bunlara odaklanmak aslında en önemli püf noktası bu süreçte. Şimdi yaz aylarında bir de hızlı kilo verme isteği ve trendi olabiliyor. İşte detokslar, şok diyetler, internetten bulduğumuz listeler. Bunlar aslında hiç önermediğimiz şeyler. Malum biz şu anda internet çağındayız ve bilgi çağındayız. Şu anda elimizde akıllı telefonlarımız var, büyük ekranlarımız var. İstediğimizde her an bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Ancak lütfen izleyicilerimiz şunu sorgulasınlar. Ulaştığımız bilgiler ne kadar doğru? Kaynağı ne kadar doğru ve profesyonel bir kaynak? Forum sitelerinden edindikleri diyet listelerine uymak ne kadar sağlıklı? Çünkü şu anda herkesin odak noktası beslenme ve çoğu kişi, şu anda çıksak işte 100 kişiye sorsak 90'ı kilo vermek istiyordur. Bu çağın da bir aslında getirisi diyelim. Ama burada mutlaka bir uzmana başvurmaktan lütfen çekinmesinler. Çünkü burada diyet listesi kişiye özgü. Yani bize poliklinikte uğrayan, poliklinikte bizi ziyaret eden, zayıflamak için gelen
danışanlarımıza önce çok detaylı bir geçmiş alırız ve çok detaylı bir aslında sorularla kendisini ve hayatını tanımaya çalışırız. Bunun nedeni bir listenin herkese uygun olmayacağı. Aslında mesela listeler değil, diyet listesi değil. Listelere çok fazla anlamda yüklememek gerekiyor. Amaç orada o kişinin beslenme alışkanlıklarını inceleyip neleri değiştirmesi gerektiğine odaklanmak. Kişi eğer bunu biliyorsa, ki herkes biliyordur, neden kilo alıyorsun ya da neden kilolusun diye sorduğumuzda herkes zaten %90 doğru cevabı veriyor. Eğer farkındaysa bunu değiştirmeye çalışsınlar. Ama eğer bunu değiştiremiyorlarsa, ben yapamıyorum ya da başaramıyorum diye mutsuzluğa kapılmak yerine mutlaka bir uzmana danışsınlar, bir beslenme uzmanına danışsınlar ve bu şekilde yollarına devam etsinler. Çünkü biraz biz kilo almayı bence küçümsüyoruz. Yani nasıl olacak? Boğazını tut, ekmeği kes, tatlıyı yeme diyoruz ama o kadar kolay değil aslında. Yani zor da değil, zor demek de istemiyorum. Ama onun da kendi içerisine bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bazı belli başlı temelleri var. Bunları bir profesyonelle beraber idare etmek çok daha kolay ve daha sağlıklı bir yol oluyor. Bu aslında belli başlı temel kurallar dediğinizde tamamen kişiden kişiye değişiyor değil mi hocam? Yani kişinin fizyolojisine bağlı olarak, işte örneğin ikimiz doktora gittik ama size verilen diyette bana verilen diyet tamamen apayrıdır. Ben mesela et yediğim zaman aslında kilo veremeyen bir insanım yıllardır bunu kontrolünü sağladığım zaman. Ama tamamen sebze ve salataya döndüğüm zaman kilo verimim hızlanan biriyim. Bu mesela kimse bana dışarıdan işte protein yesen, ağırlıklı yesen ama ben proteinle hep kilo sabit kalır. Bu tamamen kişiden kişiye değişir aslında. Lifler, proteinler, işte yenilen gıdalar değil mi? Bu konuda bunu mu söylemek doğrudur acaba? Aslında şöyle, yani orada kişiden aldığımız, sizin söylediğiniz gibi geri bildirimler bize çok fikir veriyor. Çünkü evet, kişisel olarak beslenmede değişiklikler yapıyoruz. Dediğiniz gibi kimisi sebze ağırlıklı beslenerek kilo veriyor, kimisi protein ağırlıklı beslenerek kilo verebiliyor. Ancak dikkat etmemiz gereken başka noktalar da var. Günlük almamız gereken bir protein miktarı var. Yani evet, sebze ağırlıklı beslenen bir kişi için de o zaman bu proteini başka kaynaklardan bizim sağlamamız gerekiyor. Aksi takdirde kas kaybı yaşayabiliyoruz. Ya da sarsılmaz kurallar var mıdır diye soracak olursanız, bu temellerden sarsılmaz, herkes değişmeyecek. Ana öğünleri atlamamak olabilir mesela. Normal bir uyku uyanıklık süresine sahip olan bir kişi, hani normal saatlerde uyanıp yine gece normal saatlerde uyuyorsa, 3 ana öğün kişinin aslında iştah kontrolünü sağlamakta çok faydalı. Şimdi çok fazla böyle uzmanlarımız var, diyetisyen olmayıp beslenme önerisi veren, günde 1 ana öğün, 2 ana öğün yeterli diyen. Burada da şöyle değerlendirmek lazım. Bu kişi 2 ana öğünle aynı Ramazan gibi düşünün. İki ana öğünle iştah kontrolünü sağlayabiliyor. Ve öğünler de kontrollüyor. Aralarda da acıkmıyorsa, evet, o kişinin normali iki ana öğünde olabilir. Yani burada çok kişisel bazlı ama mesela diyelim ki siz kesinlikle iki ana öğün yaptığınızda iştah kontrolü sağlayamıyorsunuz. Öğünden sonra çok acıkıyorsunuz, çok fazla yemek yemek istiyorsunuz ve bu sizin hayat konforunuzu bozuyorsa, o zaman siz 3 ana öğün yiyebilirsiniz. Öğünlerinizde daha kontrollü davranırsınız. Yani aslında hem kişiden kişiye değişiyor dediğim gibi, hem de genel kurallar da var. Mesela su. Mutlaka, yani eğer sağlıklı beslenmek istiyorsak, kilo vermek istiyorsak lütfen lütfen suyu ihmal etmeyelim. Çünkü bize çok fazla danışan geliyor. Baktığımızda çoğunun su içmekte problemi var. Ve biz Türk milleti olarak çok çay kahve içmeyi seven bir milletiz. Özellikle çay çok içiyoruz. Çay çok içtiğimiz için, sürekli ağzımızı bir sıvıyla ıslattığımız için sıvı ihtiyacımız, su ihtiyacımız yokmuş gibi hissediyoruz. Ama aksine vücudumuzun su ihtiyacını susadığımızda eğer karşılarsak biraz geç kalmış oluyoruz. Çünkü susadığımızda vücudumuzun %1'lik bir sıvı kaybı hali hazırda oluyor. Düşünün, 60 kilo biri için 600 mililitre sıvıyı kaybettiğimizde bizim susama sinyali gidiyor bir mideye ve 500 mililitrelik bir sıvı içtiğinizi düşünün ani bir miktarda. Yani karşılayamıyorsunuz bile. O yüzden suyu gün içerisinde kademeli olarak, biraz önce anlattığım gibi, içmeleri gereken miktarı hesaplayarak dağıtılarak içsinler. Bu iştah kontrolünü de sağlayacak. Tatlı krizlerini de engelleyecek. Bazen çok acıktığımızı sandığımızda susamış oluyoruz aslında. Çünkü yeterli su içmemek açlık, tokluk hissini de karıştırabiliyor. Çok acıktıklarında, özellikle öğünden kısa bir süre sonra acıkırlarsa eğer, bir su içsinler ve bir yarım saat beklesinler. Eğer açlıkları azalırsa